Galatasaray şampiyonluk yolunda kritik virajlar öncesinde iyi seriler yakalıyor iki sezondur ama sonrasında işler pek istenildiği gibi gitmiyor. Geçtiğimiz sezon araya Covid girdi, sakatlıklar çok ciddi anlamda Galatasaray'ın belini büktü. Kırılgan bir görüntü vardı. Bu sezon yine kırılgan bir Galatasaray var. Bunun sebebi nedir sizce Tanju Çolak? Vallahi kırılgan derken neyi anlatmak istiyorsun? Galatasaray bu işte. Yani ben bir Galatasaraylıyım. İnkar etmedim hiçbir zaman. Yani Galatasaray'ın oynadığı oyunu baktığımız zaman her şey donkta bitiyor abi. Donk hem stoper oynuyor hem 30 metre top atıyor. Yani donk gibi bir adam bulamadık mı bu kadar ağır? Yani o birinci bölge, defans bölgesi dediğimiz stratejide bu savaşta en ağır şeye sahip. Bir de Şener diye bir arkadaş var. Sonra sakatlanan arkadaşın yerine giren Şener. Kim almış çok merak ediyorum. Yani bunları söylemek zorundayım. Yani ne ile hücuma katkısı var ne defansta kademeye giriyor. Donk uzun uzun toplar atıyor. Bu kadar pas hatası yapan bir şey yok. Hep oyun birinci bölgede oynansın isteniyor. Orta sahadan geriye top veriliyor. Yani 1-1 olmuş son 10 dakika. Santfor'u çıkarıyor Fatih Hocam. Stoperi koyuyor. Yani Santfor olmadığı yerde gol nasıl olacak? Onu çok merak ediyorum. Anlayamıyorum. Yani neticede Karagümrük ilk yarı yendi. İkinci yarı. Yani ilk devreden i̇lk bahsediyorum. Kazandı, evet. Yani bunun bile şeyini Galatasaray oynadığı futbola baktığımız zaman mutsuzum. Yani kimseyi mutlu etmiyor. Skora yansıtamıyor. Bir Onyekuru'nun olmaması takımı ne hallere getiriyor? Fegüli var, oyuna giriyor. Yemin ediyorum 2 kilometre koşmamıştır. Yani o kaçıncı dakika girdiyse 68'de girdi. Vallahi 2 kilometre koşmamıştır bak. Sanki kendi tatilde. Şimdi Fatih Hocam bunlara hiç yer vermezdi ama Fatih Hoca'da da bir duraksama var. Fatih Hoca'da da bir farklılık var. Fatih Hoca da eskiden konuşurdu, ikaz ederdi. Açık açık net kızdığını da söylerdi. Maçtan sonra hiç konuşma yok, sessizlik hakim. Oynanan futbol bana keyif vermiyor, mutlu etmiyor ve şampiyonluk yarışından kopulduğu düşüncesindeyim. Yani son 2 sezondur son 8 maçlara girildiği zaman kazanan bir Galatasaray vardı, isteyen bir Galatasaray vardı. Çok koşan bir Galatasaray ve skora yansıyan bir Galatasaray oynuyordu. Bu sene öyle değil. Skoru bulmakta çok zorluk çekiyor. Yani son 15 dakika mı Musri'yi alıyor oyundan. Mustafa Muhammed'i alıyor. Kimle gol atacak Galatasaray? Nasıl atacak? Onu merak ediyorum. Santfor'suz maç bitti. Yani kazanması gereken mutlak bir 3 puan alması gereken bir Galatasaray santfor'suz maçı bitiriyor. Nasıl oluyor bu? Niye oluyor? Ben bunu anlamış değilim hocam. Yorumlara çok da umutlu değilsiniz ya. İlerleyen haftalarla alakalı. Yok. Bana yani ne Beşiktaş kadar ne Fenerbahçe kadar. Ya bırak Antep ya, Hatay ya. Hatay'dan 3 tane yiyoruz. Affedersin Konya geliyor yeniyor. Rize Spor öyle. Yani Galatasaray o kadar çok gol yiyor ki. Yani bu gol yememin sebebi ne? Ben söylüyorum. Bu kadar ağır bir defans olursa. Ben bunu başından beri söylemiştim. Ama dinleyen yok. Çünkü bizim sesimiz bu kadar. Hoca teknik direktör Fatih Terim var hocam. Geriye düştükten sonra kazanamayan bir Galatasaray var. Yani bu da takımın inancını, kendisine olan inancını, özgüveninin bittiğini mi işaret eder biraz? Yok, bak şimdi. Birinci bölgede o kadar çok top yapılıyor ki. İkinci bölgeye gelindiği zaman topla adam eksilten yok. Eskiden bir Belhanda vardı birazcık zaman zaman. Şimdi evet. Emre Akbaba vardı topla giden. Hiçbirisi araya girip adam eksiltip ne şut atıyor... Ne arapasına topu atıyorlar ceza sahasına topu getirmekte güçlük çekiyor topla Galatasaray. Topla mesafe kat eden oyuncu hiç yok. Az diyorsunuz. Evet ve üçüncü bölgede pozisyona girecek kişi yok. Pozisyona getirecek ne sağ bek geliyor ne sağ açık geliyor. Sağdan orta yok, soldan orta yok. Duran top yok. Galatasaray golü nasıl bulacak? Gol nasıl atılacak? Bu zorluklar yaşanıyor. Bu eksikler yaşanıyor. Bunların Fatih Hoca'nın bilmesi lazım. Bunları öğretmesi lazım. Yani bunlara çalışılması lazım. Diyorum. Cevner İş, Galatasaray için şampiyonluk defteri kapandı diyebiliyor musunuz? Tamam biliyorum. Matematik hala Galatasaray'ın şansının olduğunu ya söylüyor. Bazen matematik de yetmiyor canım. Evet. Yani dışarıdan gördüğün tablo bazı şeyleri
anlatabiliyor. Çok rahat, çok net bir şekilde. İşte Tanju abinin söylediği gibi mesela Fatih Hoca'nın çıkıp herhangi bir açıklama yapmıyor olması. Yani olayı bir kabullenmişlik olayı gösteriyor sanki. Ya çok bunu söylemek istemiyorum ama sanki Belhanda'nın gidişinden sonra takımla, teknik ekiple, yönetim arasında bir kopukluk mu? Kopukluk oldu. Yani sanki öyle bir durum var. Hani Belhanda'nın gidişinden dolayı, hatta hatırla, Belhanda gönderildikten sonra, kadro dışı bırakıldıktan sonra bütün oyuncuların paylaşımları var Belhanda ile ilgili. Hatta takım halinde bir fotoğraf var. Fatih Hoca'nın orada bir yüz ifadesi var. Belki görmüşsündür. Tam antrenman sahasında, tesisin önünde. Evet. Hoca da mutsuz. Evet, bunları söylemek çok zor geliyor bana ama hani düşünmüyor da değil insan ister istemez. Ve bu kabullenilmişlik ve yaklaşık 1-2 haftadır aşağı yukarı, belki 2 hafta demeyeyim ama hani çok motomot bir şekilde 1 haftadır yani hem duyduklarımız hem gözlemlerimiz hem yapılan açıklamalar doğrultusunda bir kabullenilmişlik var camiada. Yani bu sene yok, tamam, Galatasaray gibi şampiyon olamayacak. Olamayız artık ya, bu saatten sonra ya neye uğraşıyoruz, niye uğraşıyoruz diye bir durum söz konusu gibi gözüküyor. Ve bu otomatik olarak sahadaki oyuncunun performansına da yansıyor. Tanju abi güzel bir şeye temas etti. Oyuna girdiği dakikayla Fegüli'nin verdiği... Bırak abi koşu mesafesini, verdiği verim. Verim. Çünkü daha öncesinde Feghouli sakatlanmadan önce Feghouli'yi bu takım için biz nasıl konuşuyorduk? Oyun aklı Feghouli bu takımın diyorduk. Takımı hücuma taşıyan, yönlendiren, goller atan, arkadaşlarını attıran, oynatan, asist yapan bir Feghouli vardı. Şimdi evet, nerede bu adam? Yani ve varlığı yokluğu belli değil. 2 maç öncesine, bir haftada, gerçi bay geçtiği hafta oldu. 2 maç oynadı diğer takımlara nazara. Şimdi 2 haftada oynadığı futbol, aldığı skorları biliyoruz. Şimdi o skorlar, ya galip gelse şu anki puan durumu ne olacaktı Galatasaray? Kaç puan kaybetti 2 haftada Galatasaray? 8 puan. 8 puan kaybetti. 3 haftada. Şu an 70. Yani. 70 puan olacaktı Galatasaray. Fark kadar kaybetti işte. Evet. Arada aynen de, fark kadar. Artı, hayır bir de şimdi hiç kaybetmese Beşiktaş 3 puan kaybetti, öne evet, geçecek bir de. Yani evet. Bir de sen sondan 3. hafta o puanları kazanmış olsan, sondan 3. hafta Beşiktaş'ta belki şampiyonluk maçına çıkacaksın. Hani böyle bir, hani haftalar önce Galatasaray havlu atsa eyvallah diyeceğim de. Evet. Yarışın ortasında. Yarışın. Yani... Şunu soruyorum. Yan Muslera olmasa ne olacak hocam? Ki son haftalarda arkadaşlar. Ki son haftalarda olmazsa, aynen Turgay abinin dediği gibi psikolojik olarak o da down olmuş vaziyette belli. Tabii. O da down. Hani sağ içinde duruşundan, pozisyonlara hamlesinden asla ben sana kariyerini, yeteneğini tartışmıyorum ama Kerem, o da modunu düşürmüş. Hep Kerem mi soracak? Bir de ben söyleyeyim. Wellington mı? Marka mı? %100 marka. Tamam. Larin mi? Onyekuru mu? Performansını sormuyorum. Hangisi daha iyi futbolcu diye soruyorum. Bugünkü ligdeki performansı değil. Transfer yapacaksın. Abi o soruya o şekilde cevap çok veremezsin ama oyuncular yani. Hayır, çok farklı oyuncular. Ya, performans ya, üzerinden kanat oyuncusu olarak demiyorum. Kanat oyuncusu olarak demiyorum. Kağıt üzerinde iki oyuncu. Birinin yetenekleri görüyorsun, birini görüyorsun. O hangisi daha kaliteli? Olarak Onyekuru. Onyekuru. Ama devamlılık sorunu. Larin mi? Feghouli mi? Kim mi, ney mi? Feghouli mi? Larin mi? Larin mi, Feghouli mi? Feghouli. Tamam. Ha sen Joseph Larin'i mi kıyaslıyorsun? Wellington değil mi? Joseph mi? Bunların için hangisini seçersin? Joseph. Hangisini seçersin? Seç. Yok. Joseph. Hayır. Bak sen performansa bakıyorsun. Ben sana oyuncu kalitesi soruyorum. Joseph. Arda Turan mı? Emre Kılıç mı? Gedson mu? Kim vardı başka yazmıştım? Taylan var. Taylan mı? Abi Abu Bakar mı? Falcao mu? Abu Bakar mı? Muhammed mi? Hangisi? Buradan Beşiktaş'taki performansı bırak. Oyuncu kalitesi ve kalibresine bakıyoruz. Saklanmamış bir Abu Bakar. Mesela gelirken kafamızda soru işaretleri vardı. İkisi de geliyor. Bir dakika yani, dur abi dur. Bunlar yok, çok zor mukayese. İmtihan hayır, yapma niye istiyorsun? Hayır, ya. Bizlere hayır, yap bırak. Hayır. Yok ben de olur mu imtihan? Yok. Güzel hayır, bir şey bu. Sorduğu soruları performans üzerinden değerlendirmeden yapamazsın. Değerlendirmemek imkansız. Hayır. Yani. Ben şunu söylüyorum bak. Şimdi anlayacaksın diye öyle soruyorum. Falcao değil bir kere.
Niye? Bak Falcao bir kere değil. Bence yok, Falcao da. Hayır. Falcao da var. Bir tek bir Falcao. Sen bu halini bahsediyorsun. Bildiğimiz bir Falcao. Ben transfer ettiğim Falcao'yu soruyorum. Ki, isimden sen anlamadın hala. Ben isim, ben şunu isimden söylüyorum. Bahsediyor. Bak kardeşim, bırak performansını. İsim ayrı bir şey. Tam isim oynamıyor işte sahada. Ben de, ama o da diyor ki boş ver. Bir yere gelecek anladım ben. Ben ama gelemiyorum. Ben de sen normal spesifik cevaplar. Ben de diyorum ki.